Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi'nin 3 logolu bir şekilde ittifak çatısı altında YSK'ye seçim protokolünün sunulduğunu biliyoruz. Partiler özel olarak istediler. Özellikle Emek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi kendi logolarının pusulada görünmesini istediler. Türkiye İşçi Partisi'nin bu ayki oyu %1,2 olarak görünüyor ve son olarak Zafer Partisi göçmen karşıtı ırkçı politikalarıyla biliyoruz. Ümit Özdağ'ın başkanlığını yaptığı parti yine onun da oyu %1,1 oranında kaldı. Şimdi sevgili izleyenler bir canlı bağlantımız var. Ramazan ayındayız. Şu anda Gelecek Partisi'nin düzenlediği bir iftar buluşması var. Muhabir arkadaşımız Umut Taş'tan orada. Çünkü Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu orada birlikteler. Açıklama yapmalarını da bekliyoruz. Tabii sözü Umut'a vereyim, o anlatsın. Umut, seni dinliyoruz. Denizcan Abay, şu anda Yenikapı Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeyiz. Gelecek Partisi'nin iftar buluşmasındayız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yine aynı şekilde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal biraz önce buraya geldiler. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu iftar yemeğinde burada değil. Yine aynı şekilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da programa katılanlar arasında. Kılıçdaroğlu'nun burada da bir konuşma yapması bekleniyor. Bugün öğlen saatlerinde İBB'nin 300 günde 300 proje kapsamında Bağcılar'da Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi açılış törenine katılmıştı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılmıştı. O programdan biraz bilgi verecek olursak, Ekrem İmamoğlu ilk olarak konuşmuştu. Hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Hatay Defne Hastanesi'nin açılışına ilişkin yaptıkları beton dökmeye ilişkin temel atma törenine hedef aldı. Temel atmanın o şekilde olmayacağını gelip bunu Bağcılar'da görmelerini istedi. Görmelerini istediği nokta ise kadın merkezinin de içinde yer alacağı binanın yapıldığı noktaydı. Temel atmanın bu şekilde olabileceğini söyledi. Yine aynı şekilde Refah Partisi ve AKP arasındaki 30 maddelik anlaşmada yer alan kadın öyle şiddet maddesine ilişkin 6284 maddeli sayı ilişkin hedefinde bu vardı. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e sahip çıktı. Özlem Zengin'in bu maddeye ilişkin kırmızı çizgimizdir demesini sahiplendi. Ve AKP ile Saadet Partisi'nin arasında bu konunun pazarlık yapılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun ardından diğer bir konuşmayı Kılıçdaroğlu yaptı. 13. Cumhurbaşkanı olarak sahneye davet edildi ki İmamoğlu da her konuşmasının arasında Cumhurbaşkanım diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na defalarca seslendi. Kılıçdaroğlu da ekonomik duruma dikkat çekti konuşmasında. Deprem bölgesine ilişkin konuştu ki biliyoruz Ramazan'ın ilk gününde de Malatya'daydı kendisi. Millet İttifakı partilerinin genel başkanlarıyla birlikte yine aynı şekilde yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Kılıçdaroğlu bugün bir kez daha İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına değindi. Yine aynı şekilde Mansur Yavaş'tan bahsetti. İmamoğlu'nun İstanbul'daki projelerini ona yönelik yapılan engellemeleri aktardı. Ve bu engellemelerin önüne geçileceğini, Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu süreçte de hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye hizmet edeceğini belirtti. Az önce de belirttiğimiz gibi şu anda Yenikapı Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeyiz. Gelecek Partisi'nin iftar buluşmasındayız. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu burada konuşma yapması bekleniyor. Şimdi az önce aktardığımız gibi İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün İBB'nin açılışındaydı. O açılıştaki konuşmalarını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 300 günde 300 proje kapsamında açılışları sürüyor. Bu kapsamda Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi açılış töreni düzenlendi. Çok güzel bir buluşmadayız. Törene Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla çok sayıda milletvekili ve yurttaş katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, yurttaşların iktidar sloganlarıyla platforma çıktı. Teşekkür ederim. Kadın erkek eşitliği için iktidar.
her evde huzurun ve bereketin olması için iktidar. İktidar adalet için iktidar. Hukuk için iktidar. Başı açık, başı kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Birliktelik ve hizmet vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ayrımcılık olmayacağını söyledi. İstanbul'u da seviyorum, Bağcılar'ı da seviyorum. Bağcılar'da yaşayanları da seviyorum. Oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse endişe etmesin. Oy versin vermesin. Nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa, Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Biz kul hakkını gözeteceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için. Seçilmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını hatırlattı. O zaman İstanbul'a hizmet ederken bugün önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve hedef İstanbul diyecek. Hedef Türkiye diyecek. Hedef kalkınma diyecek. Hedef büyüme diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek. Ekonomik krize vurgu yaptı. 418 milyar doları alacağım sözünü yineledi. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Geçim sıkıntısını biliyorum. İşsizliği biliyorum. Ama bunun karşılığında malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Haksız olarak alınan, hazineden çalınan o 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Törendeki bir diğer konuşmacıysa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Kadına yönelik şiddete dikkat çekti. AKP ve Yeniden Refah Partisi arasındaki 6.284 pazarlığını hatırlattı. İmamoğlu kanunla ilgili tartışmada muhafazakar çevrelerden tepki alan AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e destek verdi. Görevi bu şiddeti önlemek olan bazı insanlar, bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları ne yazık ki bir takım siyasi pazarlıkların meselesi haline getiriyorlar. Konu kadın olunca her ne hikmetse 3-5 erkek bir araya gelip karar alma, yasa yapma ve çerçeve çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Ne derdiniz var kadınlarla? Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatiklerce adeta 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasa bizim kırmızı çizgimizdir demiş. Değişmesin, hafifletilmesin demiş. Doğru demiş. Ben alkışlıyorum hanımefendiyi.